Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle görmüş olduğunuz elbisenin yapımını paylaşacağım. Elbisemiz kelebek salopet elbise. Bu şekilde kelebek desenli. Gördüğünüz gibi. Yaklaşık 1 yaşa kadar uyumlu. 1-1,5 hatta bebeğinize bağlı 2 yaşa kadar bile gidebilir. Ben size ölçülerini verdim. Ama şimdi tekrardan vermek istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi tekrardan size ölçülerini vereyim. Tam yakadan etek ucuna 37 santim. Buradaki ön kısım 19 santim. Bel kısmı 28 santim. Etek kısmı da 29 santim. Burada birazcık daraltma işlemi yapmıştık. Evet, elbisemiz bu şekilde. Çok cici, çok tatlı oldu. Arkasını da göstereyim size. Evet, arkası da bu şekilde çapraz geliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, ben böyle bir düğme kullandım ama tabii istediğiniz her türlü düğmeyi kullanabilirsiniz. Hatta bu biraz küçük geldi. Onu sonra değiştirmeyi de düşünüyorum. Evet, bu şekilde elbisemin görüntüsü böyle. Duruşu da böyle. Şimdi yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle ipimden bahsetmek istiyorum. İpimin markası bu. Gördüğünüz gibi. 150 gramlık bir ip. Bu şekilde. 375 metre. Böyle göstereyim size. Belki biliyorsunuzdur. Belki bulabilirsiniz. 5-5,5 diyor ama ben bu model için 2 numaralı tığ kullanacağım. Evet, şimdi başlayalım. İpime zincir çekerek başlıyorum. Zincirimizin herhangi bir sayısı yok. Bayağı bir uzun çekelim. Sonrasında zaten o fazladan çektiğimiz zincirleri ayarlayabiliriz. Onları sökeriz. Önemli değil. Model kurulumunu yapacağımız için zincirimizin biraz fazla olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde zincirimizi çekelim. Ben biraz böyle büyüteyim. Sonrasında tekrardan size ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Evet, ben yaklaşık bu kadar zincirimi çektim. Biraz büyükçe. Dediğim gibi biraz uzun çekerseniz iyi olur. Şimdi tekrardan 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekip bu dördüncü bir önceki dördüncüden öncekine batırıyorum. Böyle bir delik oluşturduk. Tekrardan arkadaşlar 1, 2, 3 zincir çekerek aynı yaptığımız trabzanın ikili trabzanın içine girip bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir çekip buradan sayaraktan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. zincirimizin içine giriyoruz. Bu şekilde. Ama ben tabii böyle dolamanız gerekiyor. Başına dolayın. Zincirin içine girin ve ikili trabzan şeklinde yapın. Böyle yaptık. Tekrardan 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Aynı trabzan yaptığım yere bir tane daha yapıyorum. Yani aynı deliğin içine bir tane daha yapıyorum ki görünüm bu şekilde olacak. V gibi. Evet. Bunu biz yaklaşık şimdi bir iki tane daha yapalım sizinle birlikte. Sonra söyleyeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincirimi çektim. Doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.ye girip ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve aynı yere tekrardan ikili trabzan yapıyorum. Yine 8 zincir çekip 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 zincirimi çektim, doladım ve yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. zincirimin içine girip bu şekilde ikili trabzanımı yaptım arkadaşlar. Tekrardan 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve tekrardan aynı yerin içine giriyoruz. Benim ipim biraz hani simli ve farklı bir ip. O yüzden biraz zorluk yaşıyorum ben yaparken. Siz bebe yünü her türlü ipi kullanabilirsiniz. Simli ipleri de kullanabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Tekrardan 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane yaptım. Ve yine 8. zincirimin başında ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sıraya. Evet. Bir saniye, giremedim. Bu şekilde. Evet. Kusura bakmayın. Dolamayı unutmuşum. Evet. Bu şekilde girip bir ikili trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Ve tekrardan aynı yere ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar yaklaşık, bakın sayalım buradan, V'leri sayacaksınız. Bu yaptığımız V'leri 1, 2, 3, 4, 5 tane V yapmışız. Bundan 9 tane yapacağız. Yani 9 tane bu uzun çizgileri saymayın. 8 tane yaptığımız çizgileri saymayın. Sadece bu V'leri sayın. O şekilde şu an 5 yapmışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 yapıp tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. zincirimin içine giriyorum. Arkadaşlar sıra sonuna kadar, yani 9 tane yapana kadar 3 tane zincir çekiyorum. Tekrardan yine aynı yere girip bu şekilde sonuna kadar bir yapalım. Şu an 6 tane yaptık sizle birlikte. Ben 3 tane daha yapıp geleyim. Evet arkadaşlar, ben 9 tane yaptım, geldim. Bakın sayalım sizle birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'uncuyu yaptım. 9'uncuyu yaptım. Şimdi sizinle birlikte tekrardan nasıl bitirip üst sıraya geçeceğimizi göstereceğim. Bunun için de son V'mi yaptığımda 8 tane çekiyorduk her zaman. Burada tekrardan 4 tane yapacağız. Başta yaptığımız gibi. 1, 2, 3, 4 tane yapıyoruz. Doluyoruz. Ve 1, 2, 3. Dördüncü zincirime düz ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kapattık. Yani böyle bir görünüm oldu. Bu baştakine aldırış etmeyin. İlerledikçe güzelleşecek modelimiz. Bu kadar, fazladan bir şeyim kaldı, ipim kaldı. Bunu ilerleyen zamanlarda kesip bağlarız. O sorun değil. Şimdi tekrardan üste çıkmayı göstereceğim size. Üste çıkmak için de 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve döndürüyorum. Ve arkadaşlar şimdi buraya çok dikkat edin. Zaten modelimiz ilk sıradan oluşuyor. İlk sırası, taban sırası farklı. Üst sıraları da size göstereceğim ama bura hep aynı gidecek. Yani bu yaptığımız V'leri doldurma şeklimiz hep aynı gidecek. Şimdi size söyleyeyim. Böyle başına doladım bir tane ve bu yaptığım V'nin bir tanesinin içine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane çekiyoruz arkadaşlar. Çıkarıyoruz. Ben 7 tane yaptım ama siz isterseniz 6 tane de yaparak yapabilirsiniz. Yani ben 7 tane biraz dolgun olsun istedim. İpim çok fazla kalın olmadığı için. Evet arkadaşlar, bu şekilde çıkarttık. Bunları ikişer ikişer toparlıyoruz şimdi. Mesela şimdi göstereyim size, bakın. Burada ben 2 tane aldım ve tekrardan 2 tane aldım. Bu şekilde, bakın gördüğünüz gibi toparlıyoruz. Yani bir anda hepsini çekmiyoruz. Bu şekilde ikişer ikişer alarak,
Bakın burada da iki tane kaldı. Sonda. Yani toplamda 3 ilmeği birlikte alıp bitirdik. Evet. Görüntüsü böyle oldu. Bunu da bu şekilde düzeltiyoruz. Düzelttik ve buradaki şu üstlere 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet arkadaşlar, 6 tane trabzanımı yaptım. Ve tekrardan buraya ne yaptıysak aynısını buradaki V'mizin içine yapıyoruz. Bunu da arasından geçiyorum. Doluyorum, çıkarıyorum. Evet. Tam 7 tane bu şekilde uzun ip çıkarıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. Ya ben 7 tane yaptım ama dilerseniz 6'da da bitirebilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre onu ayarlayın lütfen. Evet, yine ikişer ikişer çıkararak bu şekilde. Bir saniye, ben de biraz problem oluyor demiştim. İpimden kaynaklanıyor. Bu şekilde ikişer ikişer çıkararak bitirin arkadaşlar. Bakın burada biraz tam, evet. Bu şekilde ikişer ikişer çıkaraktan bitirip ilk kelebeğimizi oluşturduk. Şimdi diğer kelebeklere nasıl geçeceğiz onu göstereceğim. Bunu yaptıktan sonra bir tane doluyorum ve kelebeğimin hemen arkasındaki bu büyük uzun zincir, 8'li zincirimin arasından geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum arkada ki kelebeğim daha güzel dursun ilerleyen sıralarda. Evet, şimdi tekrardan bir tane doluyorum. Hiç zincir çekmeden, yani birkaç 1 2 3 diye sayıp zincir çekmeden sadece doluyorum ve diğer V'nin içine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincirimi doladım. Yine aynı şekilde ikişer ikişer bunları toparlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde toparlıyoruz. Fark etmez. Bazen fazla da gelebilir. Hani çünkü çok fazla çektiğimiz için ipleri. 1-2 eksik de olabilir. Onlar önemli değil. Görünüşü her zaman bu şekilde güzel görünecek. Ama çok da tabii 4-5 zincirde bir anda toparlamayın. Ona dikkat edin. Evet, bir tane kelebeğimizin başını yaptık. Tekrar doluyorum. Buradaki zincirlere hep 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve evet, 6 tane trabzanımı yaptım. Bakın arkadaşlar, ilerleyen sıralarda daha da güzel gözükecek bu. 6 tane trabzanımı yaptım ve şimdi tekrardan buraya yine 7 tane dolama işlemi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane dolamamı yaptım ve ikişer ikişer yine toparlıyoruz. Bu şekilde. Dediğim gibi tam 2 de alamazsanız 3'ten fazla lütfen almayın ki eşit gelsin. Evet. Bakın bunu da yaptık. Tekrardan yine arka zincire bir tane ikili trabzan yapalım ki kelebeklerimiz güzel Evet arkadaşlar, mantık dediğim gibi bu şekilde. Böyle yaparaktan
Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Dediğim gibi hiçbir zincir çekmeden tekrardan aynı şekilde bu V'nin içine 7 sefer doluyoruz. İkişer ikişer çekiyoruz. 6 tane trabzan araları yapıp yine 7'şer sefer çekerekten 7 dolama yapıp ikişer sefer çekerekten bitiriyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde ilerleyelim. Evet. Bir tane daha yapalım. İlerleyelim. Dediğim gibi böyle çekin. Hani çok fazla iki tane tam iki alamazsanız da üçten fazla almamaya özen gösterin ki kötü durmasın. Teker teker yani çok dikkat ederekten hani çok da kendinizi sıkmayın. İlle iki alacağım diye. Bakın benim mesela burada üç geldi. Ben bunun üçünü tamamen almak istemiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi kapattık. Aralara 6'şer tane ikili trabzan yapıyoruz. Her birinde mantık aynı. Sıra sonuna kadar farklı bir işlem yapmıyoruz. Bu şekilde ilerleyerek 3 4 5 ve 6. Yine 7'şer sefer çekerekten yapalım arkadaşlar. Bunu da sizle birlikte yapayım. Diğerlerini göstermeyeceğim. 4 5 6 ve 7. Evet, ikişer ikişer toparlayalım. Böyle toparlayaraktan ilerleyelim. Evet. Dediğim gibi benim ipimde problem var. Kusura bakmayın. Evet. Arkadaki zincirimize de bir ikili trabzan yaparaktan kelebeğimizi oluşturuyoruz. Eminim ki anladınız. Bu şekilde diğer kısımları da yapalım. Görüntüsü şu an bu şekilde. Evet. Ben diğerlerini de yapayım. Geleyim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ben ördüm geldim. Böyle ilk görüntüsü böyle. Tabii ki düzelecek, ilerleyecek. Çok güzel bir görüntüye sahip olacak. Şimdi son kelebeğimi yaptım. Bakın burada başladığımızda hani 4 zincir çekip bitirmiştik ya. Bakın burada arada bu. Bu V'den sonraki buna nasıl yukarı çıkacağımızı söyleyeceğim size. Şimdi arkadaşlar tekrardan bu V'yi yaptıktan sonra her zaman o büyük zincirlerde yaptığımızı yapıyoruz. Doluyoruz. Buradaki küçüğün içine geçip bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ikili trabzanımı arkadan yaptım. Bunun içinden ve 3 tane zincir çekerek, hatta burada 4 zincir çeken bu kelebekleri yapacağınız zaman 3 yerlerini ayarlayacağınız zaman da 4 zincir çekin. Çünkü ilk sıramız mesela bunu yaptıktan sonra, şu anki yapacağım sıradan sonra hep bu şekilde gidecek. Yani bu V'lerin üstüne bu modeli hep aynı şekilde koyacaksınız. İlk şu baştaki zincirler biraz farklı. Ondan sonrası hep aynı arkadaşlar. Yani bu sırada hep kendini tekrar edecek. Şimdi doluyorum. 4 tane zincir çektim, doladım. Bakın burada 6 tane trabzan yapmıştık. Bu 6 tane trabzanın 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. trabzanın başına giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. 3 tane doluyorum. Ve aynı yere yine tekrardan giriyoruz arkadaşlar. Ve ikili trabzan yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincirimi çektim. 8 tane zincirimi çektim, doladım. Bakın burada da yine aynı şekilde 1, bakın şöyle göstereyim.
Buradaki birleştirme yeri değil. Bir sonraki altılı ikili trabzana 1, 2 değil. Üçüncüsüne giriyoruz arkadaşlar. İkili trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. 2 ve 3. Yine aynı yere ikili trabzan yapıyoruz. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincirimi çektim. Yine bir sonraki altılı yaptığım trabzanın 3. sırasına 1, 2, bakın burada pardon, 1, 1, 2, 3. sırasına girip ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yeri tekrardan yapıyorum ki üstüne kelebeklerimi yapayım. Aynı bu şekilde ilk sırada yaptığımız gibi yapıyoruz. Tek farkı burada trabzan yaptığımız için önde bunların üstüne yapmak zorundayız. Burada zincirleri yapıyorduk. 8 zincir sayıp yapıyorduk. Burada trabzanların üstüne yapıyoruz. İlerleyen sıralarda da hep zaten birbirini tekrar edecek. 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir çekip bir sonraki altılı trabzanın 3. sırasına batıyoruz. 1, 2, 3. sırasına bu şekilde batalım arkadaşlar. Ve 3 tane zincirimizi çekip aynı yere tekrardan ikili trabzanımızı yapalım. Tekrardan 8 tane zincirimizi çekip yine 1, 2, 3. yere batıyoruz. Yani olay bu arkadaşlar. Tekrardan 3 zincir çekip aynı yere tekrardan ikili trabzan yaparak bu V görüntüsünü elde ediyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar böyle gidiyoruz. Buraya kadar bir gidelim, şuraya kadar gelelim. Sonrasında biz ne yapacağımızı size tekrardan söyleyeceğim. Evet, ben sıra sonuna kadar geldim. Şimdi ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Tekrardan burada sıra sonlarında hep 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Doluyorum. Ve bir önceki yaptığımız bunun içine, bakın görmüş olduğunuz gibi, zaten sizde de kesinlikle bu olacak. Bunun içine girerekten, üstüne değil arkadaşlar, içine girerekten ikili trabzanımı yapıyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3. Döndürüyorum. Arkadaşlar, kelebekleri yaparken 3 zincir çekip dönün. Bu kelebek yerlerini oluşturmak için yaptığınızda 4 zincir çekip dönün. Bunu unutmayın. Evet, tekrardan yine hiçbir işlem yapmadan 3 tane zincirimi çektikten sonra bir tane doluyorum. Ve aynı şekilde aşağıda ne yaptıysam yine aynısını yapıyoruz. Yani 7 sefer ip çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, bir saniye. 5, 6 ve 7. 7 sefer ipimizi çektik. Ve yine ikişer ikişer toparlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla da çekmeyin, çok da az da çekmeyin. 2 çekemiyorsanız da 3'ten fazla da çekmeyin. Hani hızlı, bazı arkadaşlar çok hızlı örüyor ya, onun için söyledim. Evet, bu şekilde çektik. Bakın bu görüntü oldu. Bunu da böyle kenara alıp düzeltip buradaki araya yine dolayıp ikili trabzan yapıyoruz. 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane trabzanımızı yaptık. Yine aynı şekilde bir tane doladım. Bu araya da yine aynı 7 sefer ip doluyoruz. 3,
4 5 6 ve 7 tane yaptık arkadaşlar. Bunları da yine ikişer ikişer çıkartalım. Tek seferde çıkartmayın dediğim gibi. Dilerseniz daha büyük, daha küçük de yapabilirsiniz. Çocuğunuza göre de ayarlayabilirsiniz. Mantığı anladığınız sürece her türlü yaparsınız. Evet, ben bu şekilde çıkarttım. Evet, ikinci kelebeğim de böyle oluştu. Şimdi tekrar doladım. Aradan bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu arasına, buraya. Ve bunun üstünü kapatıyorum. Yine hiçbir zincir çekmeden dolayıp diğer kelebeğimi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz. 4 5 6 ve 7. 7 tane yapıp yine ikişer ikişer alalım. Bundan sonrası hep birbirini tekrar edecek arkadaşlar. Yani nasıl, ben size söyleyeyim. Böyle ben hızlıca çıkarayım bunu. Nasıl, ben size söyleyeyim. Bu sıra hep böyle gidecek. Arkada da bu bitirdiğimizde de burayı. Burayı bitirdiğimizi de göstermiştim burada. Buradan sonrasında şöyle döndürdüğünüzde de yine bu yapmış olduğumuzu yapacağız. 4 zincir çekip buradaki altlı trabzanların 3. sırasına batıp böyle yükselteceğiz. Yani model hep aynı şekilde ilerleyecek. Ben size hani daha fazla göstermeyi düşünmüyorum. Çünkü aynı ilerleyeceği için anladığınızı düşünüyorum. 2 3 4 5 ve 6 tane işte yine aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yine buraya da tekrardan bu yaptığımızın aynısını yapıp arka taraflarda da 8 tane zincirimizi çektiğimizde bu altılı trabzanın 3. trabzanına bataraktan V şeklini vererekten devam ediyoruz. Bu şekilde büyüteceğiz arkadaşlar. Görüntüsü böyle şimdilik. Tabi büyümüş hali daha da güzel olacak. Dediğim gibi 9 tane kelebek yaptım ben. Şimdi ben biraz büyüteyim geleyim. Evet arkadaşlar, ben yaklaşık bir 9 sıra ördüm geldim. Nasıl sayacağız? Bu kelebeklerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra olana kadar ördüm. Ve artık ilk kısmını yapacağız. Lastik kısmını. Bu arkası olacak. Ön içinde aynı şekilde bir tane öreceğiz. Bunu daha koparmadım. İlerleyen zamanlarda kopartırız. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Tekrardan 9. sıramın sonunda alıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Evet, 3 tane zincirimi çektim ve döndürdüm arkadaşlar. Şimdi her bir sıranın içine bu şekilde ikili trabzan yapacağız. Yani hiç kelebek yeri oluşturmadan, hani bu V'leri yapmak için zincir çekip trabzan atlamadan her bir gördüğümüz trabzanın içine bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapalım. Böyle ikili trabzanlarımızı yapıp gelelim. Sıra sonuna kadar ben bu şekilde bütün gördüğüm trabzanlarımın içine ikili tekrardan trabzanlarımı yapayım arkadaşlar. Siz de yapıyorsanız eğer bu şekilde yapın. İlk sırada atlamıyoruz. Hiçbir tane bir trabzan bile atlamayacağız. Bu şekilde biz ilerletip geleyim. Ben sıra sonuna kadar ikili trabzan yaparaktan geldim. Şimdi sıramın sonundayım. Bütün trabzanlarımı yaptım. Ve artık dönme zamanı geldi. Dönmeden önce son tekrardan
Bir trabzanı da bu aranın içine geçirerekten yapıyoruz ki buradaki görüntü de düz olsun. Evet. Artık tekrardan 2 hadi 3 yapalım. 3 zincir çekerekten dönüyoruz arkadaşlar. Görüntü bu. Şimdi tekrardan doluyorum. Bu şekilde yaptığım trabzanların bir içine trabzan, ikili trabzan, bir de dışına içinden geçerekten ikili trabzan yapıyoruz. Bu sırayı tam 3 sıra olacak şekilde yapacağız. Bu şekilde bir içinden, bir dışından geçerekten yapıyoruz arkadaşlar. Bir içinden geçiriyorum. Üstünden veya bir kenarından değil, sadece ikisinin arasından geçiriyorum böyle. Bir, yani bir önden bir arkadan bu şekilde alaraktan arasından ikili trabzanlarımı yine yapıyorum. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yine üst sıralarda aynı şekilde gidecek. Tek fark şu olacak üst sıralarda. Şunu da alayım da anlatayım size. Tek fark şu olacak arkadaşlar. Üst sıralarda. Mesela diyorum ki 1, 2, 3.'yü gelişi güzel ördünüz. Yani buradan aldınız. Bir bu aradan alacaksınız. Bir de bu aradan alacaksınız arkadan devamlı. Mesela 1, 2, 3 tane ördünüz. Bu 4.'yü atlayıp 5.'yi örün. Yani biraz daha toparlama olsun şu belde. Belde toparlama olsun. Böyle çok geniş olduğu için. Ama bu sırayı dümdüz ne gördüyseniz o şekilde öreceksiniz. Gösterdiğim gibi bu şekilde. Üst sıradan azaltma yapacaksınız. Yani kesme gibi hafif büzeceğiz. Ama her sırada yapmayacağız. Yani bir örüp bir atlamayacağız. Bunu örüp bunu atlamayacağız. Ne yapacağız? 1, 2, 3 tane öreceğiz. 4.'yü yapmayacağız. 5.'yi yapacağız yani. Şöyle diyeyim ben size. Doluyorum. Mesela şu an örmem gereken bu değil mi? Bunu örmüyorum. Mesela bunun yanındakini örüyorum. Yukarıda bunu yapacağız. Mantık bu şekilde ilerleyecek. Ama bu sırada bunu yapmam, ne görüyorsak onu örelim ki görüntü kötüleşmesin. Üst sırada da böyle 4-5 sırada bir ne görüyorsak örelim. Yani 4-5 sırada bir alalım. Azaltalım. Sonra da ne görüyorsak aynı şekilde örelim. Biraz büzelim. İkinci sırada o şekil. Üçüncü sırayı da mesela burada 3 sırada bir mi ördük ikinci sırasında? Üçüncü sırasında da 4 sırada bir örüp 5'i görmeyip 6.'yı örün. Ki hafif bir büzme işlemi olsun. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar gidiyoruz arkadaşlar. Tekrardan göstereyim. Bir tane ikili trabzanımın arasından giriyorum. İkili trabzanımı yaptım tekrardan üstte ve tekrardan burada örmem gerekeni tekrardan tersten alıyorum. İkili trabzan yapıyoruz. Lastik, bu bel lastiğimiz. Sıra sonuna kadar böyle. Üst de aynı şekilde. Üstte de arkadaşlar öndeki tarafların içine önden gireceksiniz. Arkadan da arkadan. Yani ne görüyorsak aynısını öreceğiz. Dediğim gibi hafif de bir büzersek bel daha güzel durur. Dileyen böyle genişte bırakabilir. Tercih sizin. Ben buranın 3 sırasını tamamlayıp geliyorum. Ben 3 sıramı da tamamlayıp geldim. Bakın belini çok güzel toparladım. Ne yaptım? Tekrardan size söylemek istiyorum. Bakın ilk sırasını sizinle beraber düzgün bir şekilde ördük. İkinci sırasında bakın burada kestiğim yerlerde belli oluyor. Buraları görmeden aldım. Mesela dediğim gibi 1, 2, 3, 4 tane örmüşüm. 5'i görmeden almışım. Yani böyle aralarda hafif görmedim. Hani görmedim dediğim bir tanesini örmedim. Diğerine geçerekten hafif büzdüm. Ama hepsini çok sıkı bir şekilde yapmadım ki hafif gevşek kalsın diye. Alt biraz geniş, bel biraz büzgün oldu. Umarım anlamışsınızdır. Kusura bakmayın dilim de dönmedi. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi bakın bunu örmemişim. Aralardan aldım. 3 sıra tamam yapıp tamamladım. Arkası da bu şekilde.
Bunlar önemli değil. Zaten üstüne şeyler gelecek. Burası biz, bu bizim arkamız. Eteğimizin arkası oldu. Elbisemizin arkası oldu. Eteği, arka eteği. Bunu, buradan itibaren artık şey çıkacak. Askı çıkacak. Önlerde bir ön robasını yapacağız. Elbisemiz son haline yaklaşmak üzere. Evet, tekrardan aynı şekilde bir tane daha örelim aynasından ön için. Ama yalnız sadece şu bu arkada yaptığımız lastiği yapmıyoruz ön için. Onu ben size farklı anlatacağım, farklı söyleyeceğim. Tekrardan bu arkaya ördüğümüz gibi 9 sıra etekten başlayıp 9 sırada üste kadar örün. Tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar, ben tekrardan ördüm geldim. Bu ön oluyor artık. Bizim önümüz olacak. 9 sıra ördüm, tamamlayıp geldim. 9. sırada artık işleme geçeceğiz. 2 tane zincir çektim. 3.'ü de birlikte çekelim. 3 tane zincir çekip dönüyoruz. Arkadaşlar bu ilk 2 kelebeği aynı lastik şeklinde düz ikili trabzan olarak örüyoruz, hiçbir şey yapmadan. Bu şekilde örüyoruz. Sadece iki tane, gördüğünüz iki tane kelebeği örüyoruz. Geri kalanı, fazlasını örmeyin. Ama tabii siz büyük bir beden yaptıysanız da ona göre ayarlarsınız. Ne görüyorsak hiç atlamadan, eksiltmeden örmemiz gerekiyor. Önde eksiltme yapmayı pek düşünmüyorum ama bir de bakacağım duruma göre. Belki yapabilirim. Evet arkadaşlar, birincisi bitti, ikincisinin başındayım. Bu şekilde üstüne ikili trabzan yaparaktan devam edelim. Evet. Sona geldik artık. Bakın şu birleştirdiğim yerden itibaren bitti. Burası bir lastik olacak yine. Bu ön, arkada yaptığımız gibi. Buradan son ikiye kalana kadar da yine kelebek temeli oluşturacağız. Yani bakın burada başlama olacağı için tekrardan bir 4 zincir çekiyorum. 2, 3, 4 zincir çekip buradaki 1, 2, 3. ikili trabzanımın başına batıp yine 1, 2, 3 yapıp aynı yere bataraktan V'yi oluşturuyoruz. Burası aynı modeldeki gibi olacak. Tekrardan 8 zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincirimizi çektik. Doluyoruz. Bir sonraki 1, 2, 3.'sine batırıyoruz arkadaşlar ve ikili trabzanımızı yapıp 3 zincir çekiyoruz. Yine aynı yere tekrardan ikili trabzan yapıyoruz. Yine 3 zincir, pardon, 8 zincir, 4, 5, 6, 7, 8 zincirimi çektim. Yine aynı şekilde 1, 2, 3. ikili trabzanımın içine girerekten tekrardan ikili trabzan yapıp 3 zincir çekip yine aynı yere giriyoruz. V'mizi oluşturuyoruz modeldeki gibi. Yine 8 zincir çekerekten devam edelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakalım kaç sıramız kalmış. Evet, çok az kaldı. Sizinle birlikte yapalım. Yine 1, 2, 3. sırama girdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine aynı yere V yapmayı unutmuyoruz. 3, 4,
5, 6, 7, 8 tane yine yaptım. Yine 1, 2, 3'üncüye İkili trabzanımı yaptım arkadaşlar. 3 zincir çekip yine V'min içine girdim. Bakın burada son artık bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi. Tekrardan 4 zincirimi çektim. 3, 4 zincirimi çekip buradaki başlama yerine batırıyoruz. Bu ara var ya, araya batırıyoruz. Bakın buraya. Yine sıra sonuna kadar bütün trabzanların üstüne ikili trabzanımızı başta yaptığımız gibi yapıyoruz. Bu şekilde yapalım. Ben sıra sonuna kadar yapayım. Buraya kadar yapıp geleyim. Burada da yine bakın ben size hızlıca ya göstereyim, yine de kapatmadan birazcık ilerleteyim. Bu şekilde yapayım ben. Sonunda size göstereyim, dönelim ondan sonra. Evet, çok az kaldı artık dönmemize. İkili trabzan yaparak geldik arkadaşlar. Bakın sonda bir tane daha var, onu da yapalım. Evet, yine aynı şekilde bu aradan geçirip ikili trabzanımızı yapıyoruz. 3 tane zincirimizi çekiyoruz, dönüyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi böyle oldu. Buradan devam model çıkacak. Bu kenarlarda böyle kalacak. Sadece lastiğimiz yine bu aradan ikili trabzan arasından geçip bir iki tekrardan ikili trabzan yapıp yine diğer aradan geçip yapıyoruz. Yani lastik aynı. Bir değişiklik yok. Böyle aralardan geçirip bir onun arasından, bir arkadan, bir önden bu şekilde geçirerekten lastiğimizi oluşturalım. Hiçbir şekilde üstüne, yanına batmayın. Direkt arasından tığınızı geçirin arkadaşlar. Lastik bitimine kadar lastiğimizi böyle yapalım. Dediğim gibi burada pek eksiltme yapmayı düşünmüyorum ama herhalde çok geniş olacak. Onun için burada değil ama bir sonraki sırada bir eksiltme yapabiliriz. Zaten onu da göstereceğim size. Evet. Biraz tabii benim ipten kaynaklanan bir zorluk var. Çok simli ve delikli bir ip. Evet, ben buraya kadar geleyim. Sonrasında size tekrardan ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Evet hanımlar, ben lastiğimi yaptım. Bitti. Şimdi tekrardan model işlemine geçeceğiz. Model işlemine her zaman nasıl geçiyorduk? Hiç zinciri çekmeden dolayıp buradaki V'nin içine girip 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir yaparak, 7 ip yaparak bu şekilde ikili ikili alıp bitiriyorduk. Yani kelebeği böyle oluşturuyoruz. Biliyorsunuz göstermiştim. Ama ben yine de size iyice anlamanız açısından buraları da gösteriyorum. Evet, ikişer ikişer çıkartalım arkadaşlar. Evet, benim burada. Evet. Sonlarını da alalım. Hatta ben bir tane daha yapayım ki.
Her zaman ben de zorlanıyorum bu kelebekleri böyle ikişer ikişer çıkarmaktan. Size diyorum ama siz doğrusunu yapın. Ben bazen arada kaçırıyorum. Yine aralara 6'şar sıra ikili trabzan yapıyoruz. 3 4 5 ve evet 6 sıra trabzanımızı yaptık. Yine aynı şekilde buralara kelebeğimizi yapalım. 3 4 5 6 ve 7. Bunları da toparlayalım. Dediğim gibi 7 tane yapmak zorunda değilsiniz. 6 tane yapsanız da çok güzel durur. Evet. Burada kelebeğimizi devam yapmaya devam edeceğiz. Sadece şunu yapacağız burada arkadaşlar. Lastiğimizi iki, bunu bir yaptık. Bu birinci sıramız oldu lastiğimizde. Arka iki ve tekrar bir önde üç yapacağız. Sonra lastiğimiz bitecek. Lastiği yapmayıp sadece bu kelebeği devam ettireceğiz. Lastik öylece kalacak. Bunu tabii size ilerleyen zamanlarda göstereceğim ama şimdiden tekrardan söyleyeyim. Bu araya tekrardan arkasına geçirip tekrar buraya sıra sonuna kadar diğer lastiğin ucuna kadar gelelim. Hatta diğer lastiği de yapayım ben. Sıra sonuna kadar yapayım çünkü başta gösterdim. Buradan sonrası yine aynı şekilde devam edecek. Ben bir yapayım. Belki buraya kadar yaparım. Belki buraya kadar yaparım. Şimdilik bir ilerleteyim. Ben sıramın sonuna kadar geldim. Evet, size de göstermek istedim. Lastikten önceki kısmı. Yine başta yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Arkasına doladık. Bir tane ve hiç zincir çekmeden bir önceki, pardon, üstte yaptım. Bir önceki mesela bunun arasına giriyoruz arkadaşlar. Bir önden, bir arkadan ikili trabzan yaparaktan sıra sonuna kadar bu şekilde lastiğimizi yapıyoruz. Lastiğimizin ikinci kısmında büzme işlemini yapacağız. Yani biraz daha daraltacağız lastiğimizin belini, bel kısmını. Ben size arka kısımda anlatmaya çalıştım ama şimdi de görsel, yani göstermeli olarak yapacağım. Eğer anlamayan arkadaşlar da varsa bu gösterdiğimle de birlikte arka lastiği de çok rahat yapabilirler. Ama umarım, inşallah anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet, bu şekilde ben lastiğimin sırasının sonuna kadar gelip nasıl dönmemiz gerektiğini, arkada ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Sonrası zaten hep aynı şekil ilerleyecek. Biraz daha önü büyüteceğiz. Robayı, roba kısmını, ön kısmını. Sonrasında da elbisemizin bitişini paylaşırız inşallah. Evet, neyse geldim ben. Videoyu kapatmayacağım. Durdurmayayım. Örerek geldik. Bu şekilde arkadaşlar elime bakın. Bir önden bir arkadan aralardan geçirerekten sıra sonuna kadar lastiğimizi yapıyoruz. Evet, ben de iki tane kaldı sanırım. Evet. Sonundan bir öncekinde arkadan, sonuncuyu da böyle arasından geçiriyoruz arkadaşlar. Evet, sonuncuyu da arasından geçirdim. 3 tane zincir çektim. 1, 2, 3. Arka kısma döndük. Evet, şimdi ne yapacağız?
Arkadaşlar şimdi bakın bu önde şimdi şu an burayı örmem gerekiyor. Yani buradan aradan girmem gerekiyor. Bunu bir örelim. İlkini örelim. Biraz büzme işlemi yapacağız demiştim. Evet, ilkini arasından girip ördük. Evet, ikincisini arkasından da örelim. Böyle. Evet, şimdi mesela üçüncüsünü almıyorum çünkü burası çok dar. Üçüncüyü almıyorum. Bakın. Dördüncüyü de almayacağız. Üçü dördü almayıp diğerinin arasından geçiriyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu. Olay bu. Büzdük. Şimdi yine devam sırasına uygun bir şekilde örelim. Bunu da örmek istiyorum. Yani 3 tane ördüm. Yani gerçekten önemli değil sırası kaç tane yaptığınız. Önemli olan çok fazla yapmayın. Mesela buraya 3 büzme yeterli ilk sıra için. Mesela tekrardan bunu değil. Bunu aradan alıp bu şekilde büzdük. Şu an ben 2 tane yaptım. Üçüncüsünü de diğer kelebeğin başına doğru yapmayı düşünüyorum. Böyle örelim. Yani çok da büzmeyelim ki bebeğimizin beli rahatlıkla girsin. Çok da gevşek bırakmayalım. Bakın bunu değil. Bunu alarak bitiriyoruz. Evet. 3 tane büzme işlemini yaptık. Bir bakalım. Herhalde bir 3 sırada da ya hiç büzmem ya da bir en fazla bir tane büzerim. Ona göre zaten size de söylerim. Bakın sonuncusunu da böyle arasından alalım. Eşit yapmaya çok özen gösterin sıraları düz almaya. Karışık durmasın lastiğiniz. Evet şimdi ne yapıyoruz? Tekrardan yapma işlemimiz geldi. 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. 4 tane zincirimizi çekip buradaki altılı trabzanların 3'ünün içine gireceğiz. 1, 2, 3'üncüsünün içine ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar 3 zincir. Yine arasına girip ikili trabzanımızı yapıp yine V şeklini oluşturduk. 8 zincirimizi çekiyoruz. 8 zincirimizi çekip bir sonraki altılı trabzanın 1, 2, 3'üncüsüne yine aynı işlemi yapıyoruz. Arka hep bu şekilde devam ediyor. Sadece lastiğimiz 3 sıradan oluşacak. Şu an biz lastiğimizin ikinci sırasındayız. Ön kısmında da üçüncü sırasını yapacağız. Sonrasında lastik kısmı bitecek. Orayı hiç ellemeden sadece bu ön kısmı yapacağız. 5, 6, 7, 8, 1, 2, bakın 1, 2, 3. kısmı yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3 tane zincir çekip aynı yere yine yapıp bu V'yi oluşturuyoruz artık biliyorsunuz. 4, 5, 6, 7, 8 dolayıp yine 1, 2, 3. kısma artık yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip yine araya yapıyoruz arkadaşlar. Ben buraya kadar yapayım. Yani zaten bitmiş. Bunu da göstereyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yaptım. Yine 1, 2, 3. zincirimin başına aldım. 1, 2, 3 tane yapıp aynı yere tekrardan yapıyoruz. Yine 8 zincir çekip 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 zincirimizi çekip 8 değil özür diliyorum. 4 zincir çekeceğiz burada. Bitti çünkü. Ben kafam karışmasın. Evet. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Ve yine aynı şekilde sırama devam ediyorum. Bakın arkada başlamışım burada. Önde düz kısım oluyor. Yine arasından geçiriyorum. Birincisini geçirdik. İkincisini geçirdik.
Burada kaçıncı sırada almamışız? Bir bakalım. Bu birincisini almamışız. İkincisini. Evet. Bunu yapmıyoruz. Bunu almadan bu diğer ikincisine geçiyoruz arkadaşlar. Yine burada da 3 tane. Ya önemli değil aslında sırası. Hani nereden aldığımız önemli değil. Önemli olan sadece düz bir şekilde yapabilmemiz. Yani bunu karıştırmamamız. Lastiğin şeklini karıştırmayın yeterli. Büzme işlemini hani sağ tarafta şuradan aldım, sol tarafta da buradan alayım. Tabii ki eğer ona önem verirseniz o da çok güzel bir şey ama hani önem veremezseniz de önemli değil. Çok sırıtmıyor çünkü. Hani duruşu çok sırıtmıyor ama tabii eğer kafanızı yormak istemiyorsanız, hep tamamen dümdüz güzel bir şekilde dursun istiyorsanız da sırasına dikkat edin. Herhalde yaklaşık bir 2-3 sırada bir aldık biz. Evet, tekrardan bunu değil. Bunu büzüyoruz. Sanırım yani yüksek ihtimalle ben bir üst sırada büzme işlemi yapmam. Yapabilirim şu an. Sanırım biz evet bir ya da iki tane de büzme işlemi yapacağız. Gerekiyor gibi geldi bana. Evet, tekrardan bunu değil, bu sonuncusunu alalım. Burada da 3 tane büzme işlemini yapmış olalım inşallah. Evet, bunu da arkadan alıp bitiriyoruz. Şimdi tekrardan yine bunun arasından önden düz bir şekilde olsun diye giriyoruz. 1, 2, 3 zincirimizi çekip döndük arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Burayı da hemen şu kısmı kadar göstereyim. Zaten buraları hep biliyorsunuz. Sonunda yaparız. Ondan sonra dönüşte arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Sanırım şöyle yaparız. 3 sıra demiştik. Burası 3. sıramız oluyor. Neyse, ben size göstererek yapayım ki kafanız karışmasın. Tekrardan arkadaşlar arka sıradan alıyoruz. Dediğim gibi sıralara dikkat edin. Ama bakın, pardon. Önden alalım. Benim de kafam karıştı iyice. Evet, önden bir tanesini alıyoruz. Arkadan da ikincisini alalım. Tekrar öndekini alalım. Burada çok fazla dediğim gibi işlem yapmayacağız. Bir ya da en fazla iki sefer yaparız demiştim. Bu şekilde örelim. Evet, şimdi tekrar öne geldiğimizde bunu değil, bunu alalım tekrar. Bir kesme işlemi, azaltma işlemi yapalım. Arkasını da bu şekilde örelim. Ben bu arka kısımda da, şurada tekrardan göstereyim size. Bu arka kısımda da çok fazla kesmedim. Yani dediğim gibi 3-4 sırada bir kestim. Bu şekilde 2 sıra kestim. İlk sırasını kesmedim size burada gösterdiğim gibi. Kafanız karışmasın yani. Ne yapacaktım diye düşünmeyin. Evet arkadaşlar, tekrardan bir üst öndekini alalım. Arkadakini de alıyoruz. Tekrardan bunu değil, onun bir yanındakini alalım. Yani burada iki tane yapmış olduk yine. Bu da yeterli bence. Bebeğimizin. Evet, biraz da kafam karıştı. Yani olabilir, karışabilir. Yine tekrardan buradan alıyoruz, doluyoruz. Bunu da yapalım. Son sıramızı da yapalım. Evet arkadaşlar, buradaki lastiğimizde 3. sıramız oldu ve lastik kısmı bitti. Model kısmı yine buradaki gibi aynısı. Tekrardan burayı da göstereyim. Tekrardan modele nasıl geleceğiz?
Onu göstereceğim. Yani tekrar dönme işlemini göstereceğim. Ben şu modeli bir tamamlayayım. Arkadaşlar tamamlayayım geleyim. Ben sonuna kadar geldim arkadaşlar. Buradaki de burada da yine iki tane kestim. Yani birini örmedim, diğerini ördüm. Burada başta yaptığımız gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Artık burada işimiz bitti. İpimi artık buradan kestim arkadaşlar. 3 sıra lastiğimizi yaptık. Arkada olduğu gibi kestim. Bundan işim bitti. Şimdi ne yapıyorum? Ön kısmı yine kapatıp arka kısma geliyorum. Yine ipimi alıyorum. Ne yapıyorduk? Nereden itibaren yapıyorduk yine her zaman? Tam buradan ikisinin birleşimi yerinden yapıyorduk değil mi? Yine aynı yerden giriyoruz arkadaşlar, dümdüz olan. Ve 1, 2, 3, 4 tane zincir atıyoruz. Bunu arkada sıkılayalım şu uzun ipliğimizi. Bir sorun yaratmasın bize. Doladık. Ve 1, 2, 3. ilmeğimizin başına batıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 tane ilmek atıp yine buraya V şeklini veriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincirimi çekip yine 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2'li trabzanımın üstüne yapıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere yine tekrar yapıyoruz. Tekrar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincirimi çektim. Yine 1, 2, 3. yere batırıyoruz. Sıra sonunu da göstereyim size, dönme işlemini. Sonrası zaten büyüteceğiz. Buralara da gösteriyorum ki iyice her şeyi net bir şekilde anlayın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ördüm. Ve 1, 2, 3'ünün başına batırdık arkadaşlar. 3 tane zincir çektim. Aynı yere tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincirimi çektim. Başına doladım. Ve 1, 2, 3'ünün yine aynı şekilde ikili trabzanını yapıyoruz. Artık sonuna geldik. Bitti yani buradaki işlemimiz. Yine 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Bakın buradaki aradaki en başa, lastiğin başına batırdım. Hatta sanırım bu lastik bir öncekine batıralım, daha mantıklı oluyor çünkü. Bu arkada lastik devam ediyor. Evet, buraya tam. Görmüş olduğunuz gibi batırdık arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekerekten döndüm. Ve buraya devam. Modelimi devam ettiriyorum. Buraya kelebeklerimi yapıyorum. Buraya kadar geliyorum. Tekrar 4 zincir çekip dönüp bu şekilde büyütüyoruz arkadaşlar. Yanlardan işimiz bitti. Lastikle işimiz bitti. Bu şekilde biraz uzatalım, büyütelim. Ne kadar büyüteceğimizi ben şu an tahmin edemiyorum. Hani biraz bir büyüsün. Sonra ben size bir ölçü, bir sıra veririm. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Ben biraz büyütüp geleyim. Evet arkadaşlar, ben ördüm, geldim. Bakın size de göstereyim. Buraya kadar birlikte yapmıştık. Burayı bitirdik. Bundan sonrasında yani ben toplamda bu lastikle birlikte sayayım size. Yani lastiğin başlangıcıyla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kelebek yaptım. Size tam bir ölçü de vermek istiyorum. Tam baştan
Etek ucuna kadar, bakın buraya kadar 37 santim oldu. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar şimdi bu önüne isterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. İsterseniz de bu kenarları yaptığımız lastiklerden yapabilirsiniz. Ama ben böyle bırakmayı düşünüyorum. Sebebini de söyleyeceğim. Şimdilik bu bizim bu şekilde bitti. Bunu bitirdik. Şimdi tekrardan arkaya geçelim. Bunu şöyle bir kenara alayım ben. Arka için de arkadaşlar bunu yapmıştık hep beraber. Bunu buraya kadar söylemiştim size. Bunları söylemiştim. Bundan sonrası ben ne yaptım? İlk askısını yaptım. Size göstermek için. İkinci askıyı da birlikte yapacağız şimdi. İlk askıyı nasıl yaptım? Bir anlatayım öncelikle. Sonrasında da yapımına geçeceğiz. Bu iki kenar kısmından, yani bu lastik burada ördüğümüz, önde ördüğümüz, evet bir saniye, önde ördüğümüz, bakın şurada iki tane kelebeği bırakıp üçüncü kelebekten itibaren örüp başlamıştık. Yine aynı şekilde burada da ne yapacağız? İki tane kelebeği bırakıp üçüncü kelebeğin üstünden tekli kelebek yaparaktan askımızı oluşturacağız. Yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kelebek yapıp ucuna da buraya düğme dikmek için 3 tane, yine 3 tane lastik yaptım. 3 sıra yani. Gittim geldim 3 sıra, yani kenarlarda ve altta yaptığımız gibi yaptık. Şimdi tekrardan diğer askımıza başlayalım. Evet, bu askımız için öncelikle sayacağız. 1, 2. İkinciyi yapmayıp üçüncüye başlayacağız. Yani şöyle. Bakın arkadaşlar, 1, 2'yi yapmıyorum. Üçüncünün bu aradaki birleşimi var ya, buradan böyle işaretle giriyorum. Evet, 1, 2, 3, 4 ve 5 tane de zincir çektim. Arka taraftayım. Ön yüzlü değilim. Ona dikkat edin. 5 tane zincir çektim. Ne yapacağız arkadaşlar? 5 zincir çektik ve yani burada trabzan olmadığı için, hani karışık olduğu için alttan bu şekilde bu aradaki boşluğu takip ederek yukarı kadar gelip oradaki zincirin içine giriyoruz arkadaşlar. Yani tam eşit bir görüntü olsun diye bunu yapacağız. Bunun tam arasından böyle takip ederek yukarıya kadar çıktık. 3 tane zincirimi çektim. Aynı yere tekrardan V şeklini yine yapıyorum. Ve yine 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Ve buradaki sonu yukarıdan takip ederek burada bitiriyorum arkadaşlar. Yani buradaki aralara dikkat ederekten yukarıya yapıyoruz. Evet, yaptık. Şimdi tekrardan 3 tane zincirimizi çekip dönüyoruz. Döndük. Yine diğer kısımlarda yaptığımız gibi 7 tane ip çekerekten 4, 5, 6 ve 7 çekerekten yine ikişer ikişer toplayarak kelebeklerimizi yapıyoruz. Dediğim gibi bu kelebekler sanırım 12 tane olması gerekiyor ama tekrardan size sayarım. Evet, ilkini yaptım. Doluyorum buraya, yine 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine aynı şekilde diğer kelebeğin diğer kısmını yapalım. 2, 3, 4,
5, 6 ve 7. Yine ikişer ikişer toplayalım. Arkadaşlar yukarıya kadar yine aynı devam edecek. Ben size bir arkasını tekrardan göstereyim. Sonra büyütüp geliriz inşallah. Evet arkadaşlar, yaptık kelebeğimizin ilk kısmını. Şimdi yine bu aradaki zincirlere girip ikili trabzan yapıp sabitliyoruz kelebeğimizi. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimizi çekip dönüyoruz. Diğer etekte yaptığımız hep 4'tü. Burada 4 başlıyorduk. Ama burada 5 başlıyoruz. Çünkü biraz daha hani tekli yapacağımız için rahat geniş dursun, büzüşmesin. Yine bu altılı yaptığımız trabzanların 3. kısmına V'yi yapacağız. Yani 1, 2, 3. kısmına ikili trabzan yapıyoruz. 3 sefer zincir çekip yine aynı yere tekrardan ikili trabzan yapıp yine 5 zincir çekip 3, 4, 5 zincir çekip bu yaptığımız bir önceki yaptığımız zincirin arasına girerekten ikili trabzan yapıyoruz. Yine 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Ve aynı şekilde kelebeğimi yapıyorum. Bu şekilde devam ederekten 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu da size göstereyim. Diğerlerini inşallah yapıp geliriz. Çünkü eminim ki anladınız. Evet, bu şekilde toplayarak arkadaşlar bitirdik kelebeğimizin bir kısmını. Yine altılı trabzan yaparak, 6 tane ikili trabzan yaparaktan özür diliyorum. Arayı yapalım. 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Dediğim gibi siz isterseniz 6 kere de yapabilirsiniz. 7 şart değil. İpiniz çok kalınsa 5 bile olur. Evet. İkincisini de yaptık. Yine dolayı bu aradaki zincirimize bir ikili trabzan yapıp burayı sabitliyoruz. Yine 5 zincir çekerekten dönüp aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bakın. Evet, size şimdi ben göstereyim. Çekemedim ama burada kalsın bu. Size göstereyim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane olana kadar yapalım. Bu lastikte tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar, ben ördüm geldim. Böyle sayacak da olursak. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane yaptık. Şimdi artık burada lastiğimizi yapacağız. Lastiği de nasıl yapıyorduk? 3 zincir çekerek tekrar dönüyoruz. Şuradan böyle 3 zincir çekip döndük. Ve bütün trabzanların üstüne ikili trabzan yapıyoruz bu sıramızda. Evet, bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapalım. Sıra sonuna kadar yapalım. Hep her birinin üstüne yapın ki problem olmasın. Evet, bu şekilde. En sonuncusunda bu aradaki yere girerekten yapıyorum. Tekrar
3 zincir çekip dönüyorum ve buradan yine aralardan bir önden bir arkadan aralardan giriyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Burada kesme yani atlama işlemi yok. Aynı şekilde ne görüyorsak sonuna kadar öreceğiz. Evet arkadaşlar, bu şekilde bu sırayı da böyle yapıyoruz. Arkaya da yapıp bitiriyoruz. Evet. Bir saniye. Sizinle birlikte yapayım ben de. Kafanız karışmasın. Evet, buradakini de alalım. Evet, hepsine şöyle bir alıyoruz. Tekrardan 3 zincir çekip döndürüyorum. Buraya geldik. Yine ne görüyorsak aynı şekilde örüyoruz. İlk arka kısım geldi. Ve tekrardan ön, diğer yaptığımız lastik işlemleri gibi bunu da yapalım. Bayağı bir ip gidiyor, onu da söylemek istiyorum. İpiniz fazla olsun ki. Yaklaşık bir 3 ip alın 100 gramdan. Evet. Bitirdik arkadaşlar. Şimdi artık keselim. Evet, böyle kesip içinden geçirerekten sıkılıyoruz burayı. Evet, şimdi ne yapacağız? Onu söyleyeceğim. Burası bizim arkamız, arka yüzümüz. Burası da ön yüzü. Bunu bu şekilde yerleştiriyoruz. Ön yüzümüzü de alalım. Evet, ön yüzünde ön kısmını yerleştireceğiz. Şöyle bir bakalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi böyle olacak. Pardon, yanlış olmuş. Düzeltelim hemen. Şimdi daha düz oldu. Evet arkadaşlar, bakın görmüş olduğunuz gibi böyle. Ben ne yapacağım? Buraya düğmemi yapacağım. Hiç düğme iliği buradan açmıyoruz. Buradaki direkt düğmeden buradan geçirip devam bir görüntü sağlamak istiyorum. Böyle devam giden bir kelebek görüntüsü sağlamak istiyorum önde. Şimdi dikme işlemine geçelim. Bir yanları dikelim. Bu altları lastik yapar mıyım bilmiyorum. Belki böyle bırakırım. Belki de bir lastik yaparım. Onu ilerleyen zamanlarda şimdi söylerim tekrardan. Ben tığla dikeceğim yanları. Nasıl dikiyoruz? Arkadaşlar şimdi iki tarafı da, iki içi de önü de içe geçireceğiz. Yani bakın bu ön kısmı, bu da ön kısmı, böyle iç içe geçirelim iki önü. Yanları da tam dek getirelim. Bu şekilde. Başı zaten dek getirirseniz diğer tarafları da dik dek gelir. Evet. Böyle dik getirdik. Ve sık iğne ataraktan başlayacağız arkadaşlar. Her birine dikkat edelim. İki taraftan da almaya çalışalım. Eşit bir şekilde. Elbisemizde sorun olmasın. Evet. Şöyle, hatta ben burada iki zincir çekeyim ki tam bir sökülme olmasın diye. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Derine de girebilirsiniz biraz, hani çünkü dediğim gibi her yerden tam sıkı bir dikim olsun ki elbisemiz yanlardan açılmasın. Evet, benim ipim dediğim gibi biraz sıkıntılı bir ip, biraz zorluk çıkarttı bana bu sefer. Bu örgüde bayağı bir zorluk çıkarttı. Evet. Bu şekilde sıkı bir şekilde, hani fazla atlamadan sonuna kadar yapalım. Her iki taraftan da almaya dikkat edelim.
Böyle aralardan almaya çok dikkat edelim ki aralarda açıklık olmasın dediğim gibi. Evet arkadaşlar, ben sıra sonuna kadar gideyim. Böyle sonuna kadar öreceğiz, buraya kadar eşit bir şekilde öreceğiz. Dikim işlemi gerçekleşecek. Şimdi ben buraya kadar yapayım, sonuna kadar. Sonrasında diğer tarafı da yapayım. Aynı şekilde buradan yine başlayacağız. Buradan sonuna kadar sık iğne yapacağız. Yanlarımı bir öreyim. Düğmemi de takayım. Artık sonlarını gösteririm. Evet arkadaşlar, ben yanlarımı diktim. Bu şekilde diktim, geldim. Buralara da düğmemi de diktim. Düğmem biraz küçük oldu ama siz uygun bir düğme dikersiniz. Bakın, tam bu lastik yaptığımızın tam ortasına diktim. Ve buradaki kelebeğimin içinden geçirerekten düğmemi hallettim. Bu şekilde oldu. Diğer tarafım da aynı böyle. Etek ucum da böyle oldu. Elbisem bitti. Ben bu şekilde bitirdim ama siz dilerseniz bu kenarlarına da güzel bir fırfır detayı altlara ekleyebilirsiniz. Ben yeterli gördüm bu kadarını. Çünkü böyle de çok hoş duruyor. Şimdi ben size demiştim, bu sondaki kalan iplerimizi nasıl keseceğimizi göstereceğiz demiştim. Onun için şimdi size göstermek istiyorum. Aslında bunu hiç kesmeden arkadaşlar, direkt tığımızla böyle altı açın. Aradan bunu böyle geçirelim. Evet, biraz büyük ama hallederiz. Bu şekilde ipimizi çekelim. Sırasıyla. Evet, bir dakika. Evet, sırasıyla aralardan geçirerekten hallederim. Dediğim gibi benim ipim biraz sıkıntılı oldu bu sefer. Çok takıldı tığa. Evet, böyle bitirene kadar geçirelim arkadaşlar. Evet. Bu kadar yeterli bence. Buradan da şöyle keselim. Evet, o orada kalır. O orada kalır. Orayı da halletmiş olduk. Kenarda sağda solda ipleriniz olursa da bu şekilde halledebilirsiniz. Evet, arkasını da gösterelim. Arkam da bu şekilde oldu. Evet, biraz düzelteyim, elbisem yamuldu. Evet, şimdi oldu. Evet, arkamız da bu şekilde oldu. Görüntüsü böyle. İsterseniz çaprazda yapabilirsiniz bu askı kısmını. Yaklaşık benim bayağı bir ipim gitti. O gösterdiğim videonun başında gösterdiğim ipimden bir tam bitti, bir de neredeyse yarımdan da fazla gitti. Ona göre ip alın. Yani ip bayağı gidiyor. Onun dışında yaklaşık tam 1-1,5 yaşa kadar uyumlu oldu elbisemiz. Ama siz çocuğunuza göre de, yapacağınız, öreceğiniz kişilere göre de ayarlayabilirsiniz. Bu enine boyunu. Zaten o kadar da zor değil. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.